cezayı basıyorlar. Merdivende seyirci var diyorlar, tespit yapmışlar. Şu kadar para cezası. Ya oraya kadar hassassanız eğer, yönetmeliklere karşı gelen yani kurumları, kişileri, takımları ayıramazsınız. Ya ona böyle muamele, buna böyle muamele yapamazsınız. Merdivene ceza kesen kurum bu konuda da gereğini yapmalıydı. Hala ona davet ediyoruz. Gereğini yap kardeşim. Ne yazıyorsa yönetmeliğinde onu uygula. Buyurun. Bir şey ilave edeceğim, çok pardon. Hukuk çok net bir kavramdır. Dolayısıyla müsaadenizle başkanım. Tabii. Burada çok net bir kurala aykırılık var. Ve irticaen, katen yapılan bir kurala aykırılık var. Şu anki kural çok net. Dolayısıyla bunun uygulanmaması, uygulanmayanlar nezdinde de bir hukuksuzluktur. Biz Galatasaray Kulübü olarak bu hukuksuzluğu, yani çünkü hukuk tanımamak şu demektir, insanlık tanımamak demektir. İnsanlık tarihinin hukukla çok önemli bir şey vardır. İnsanlık tanımayanlarla her türlü mücadelemiz şey olacak. Bu konuyla ilgili de yani kimse, herkesin gönlü ferah olsun. Yani, haksızlığa karşı biz hepimiz burada da önceden de söyledik. Haksızlığa boyun veririz, yani, baş veririz. Bu çok ciddi bir haksızlık. Ve hukuksuzluğun böyle sıradanlaştırılması, hukuksuzluğun tüm toplum nezdinde bu kadar basit hale getirilmesi, hukuku çiğneyenlerin hiçbir şekilde ciddiye alması, hatta hani haksızlık yapanların mağdurlaştırıldığı bir ortam, tamamen ülkeye, millete, memlekete, geleceğimize, gençlere çok büyük zarar. Biz bu zararı kimseye verdirtmeyiz. Kendi bencil düşünceleri, kendi şımarıklıkları için topluma bu kadar zarar vermeyi göze alanlar veya kaygıları ve korkuları nedeniyle bu kadar topluma zarar verecek insanların da önüne geçeceğiz. Bunu da böyle bilinmesini istiyoruz. Merhaba, Çağatay Çelik, Habertürk.com. Aslında spor içeriklerinin son yıllarda video platformlarına çok rağbet gördüğünü biliyoruz. Rams bünyesinde de Galatasaray içeriklerini görecek miyiz? Rams bünyesindeki video içerik platformunda. Sorun kime? Devran Bey aslında da. Buradan bir gelir modeli de planladınız mı başkanım? Bunu da size yönetmiş olayım. Devran Bey sorsana. Devran Bey. Sorunuz için teşekkür ederim. Şu an öyle planlanan bir durum yok. Ama bizim medya sektöründe yayın haklarıyla alakalı bir ihtiyaç duyulursa başkanımız da değerlendiririz hayırlısıyla. Biz benle ilgili soruyu tekrar eder misin? Aslında Galatasaray'ın köklü bir tarihi var başkanım. Hani geçmişe yönelik belgeseller olabilir. Bununla ilgili olarak Galatasaray'ın özel içeriklerinin satışına dair bir planlama yaptınız mı diye sormuştum. Şu anda işbirliği alanımız daha çok yeni, bugün imzaladık. Dolayısıyla herkesin şunu bilmesinde fayda var. Konuşmamın başında da söyledim. Rams büyük bir grup, başarılı bir grup. Dünyada, yani Türkiye'de ve dünyadaki projelerle tanınan bir grup. Bu anlaşmanın, bu birlikteliğin büyüklüğünü tarif ederken sadece bunun rakamsal boyutuna bakmayın dedim. Aslında bu iki güzide kurumun işbirliği her safhada devam edecektir. Demin Devran Bey futbolcularla ilgili söyleminde de hep yani ifade etti. Bu sadece mahdut konularla ilgili yapılmış bir sözleşme olmadığını düşünüyorum. Medyada da olsun, başka konularda da Galatasaray Spor Kulübü ile Rams birbirine enerji vereceği her sahada beraber olacaklar düşüncesindeyim. Devran Bey'in de bunu paylaştığını düşünüyorum ifadelerine bakarak. Onun için önümüzdeki günlerde bu işbirliklerinin konuşulacağı, tartışılacağı ve fayda üretmek için gerekenin yapılacağı dönemi olacaktır. Başkan buradayım. Safa Kağan Öztürk Sportsel. Müsaadenizle Erdem Bey'e sormak istiyorum. İki sene önce zor şartlarda siz bu stat adına sponsor olduğunuzda gerçekten de hani
kolay bir dönem değildi hatırlıyorum. O zamanki hatta basın toplantısında size sorduğum soruyu hatırladım. Yani çok zor şartlarda sponsor oldunuz, neler düşünüyorsunuz diye. Bugün Galatasaray tarihin en önemli sponsorluk anlaşmalarından birine imza attı. İki yıl önceden bugüne baktığınızda bu sürecin de içinde bulunduğunuz için soruyorum. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz, bu dönüşümü? Bir de şunu söylemek istiyorum. Dün yani Devran Bey'e aslında tavsiye olarak dün Talişka ile ilgili maliyeti yüksek demişiz. Belki Devran Bey'in bir yardımları olabilir diyeyim. Hatırlattığın için çok teşekkür ederim. İki senede aslında böyle şimdi iki sene deyince çok bana çok uzun süreç geldi. Tabii görev ve şey geldikten sonra çok yoğun olduğu için belki ne değişti? O zaman tabii ülkede bambaşka bir ortam vardı yani. O ekonomik olarak. Dünyada pandemi sonrası işte statlar çünkü biz stat sponsoru olmadan önce zaten kapalıydı bir yıl boyunca. Ama başkanım hatırlar forma sponsoru, göğüs sponsoru olduğumuzda da tam 15 Temmuz hatta evet. Anlaştığımız zaman 16 Temmuz. Evet, konuştuğumuz zaman aslında işte Tarık abiyle ilk konuşup cevap yaptığımızda 13 Temmuz'du. Sonra 15 Temmuz oldu. Ben kara kara düşünüyorum. Aslında bir söz verdik. 16 Temmuz'da başkanımla şey yaptık yani. O da o döneme denk geliyordu. Ama son bir senede işte başkanımız seçildikten sonra ve yönetimimiz seçildikten sonra bambaşka bir hal aldı yani. Tablo çok değişti. Sadece o günkü basın toplantısında sürekli ben çok farklı sorularla Bataküt'e daldıklarını hatırlıyorum. Sizler değil başkaları onu şimdi sen anlatınca onu hatırladım. Devran da zaten içeride hatırlatmıştı. Yani ben o gün sponsor oldum diye suçlanıyordum. Öyle böyle bir ortam yoktu. Böyle barışçıl bir ortam yoktu o gün. Can Medar Taktik Manyağı. Sayın Erden Tumuro'ya iki sorum olacaktı. Öncelikle hani siz transferlerde çok şeffaf bir süreç yürütüyorsunuz. Bu bağlamda ben de gündemdeki iki işimi sormak istiyorum. Fred ve Sabitzer'in işimleri Galatasaray'la geçiyor. Fred ve Sabitzer'in işimleri. Bu oyunculara bir ilgi var mı Galatasaray tarafından? Bir diğer sorum da şu olacak. Sponsorlukla alakalı bir sorum olacak. O da şöyle. Siz erkek basketbolu çok değerli bir sponsorluk yatırımı yapıyorsunuz. Ancak maalesef Galatasaray'ın yan branşlarda ekstra sponsorlarının çok olmadığını görüyoruz. Çok ciddi bir sponsorluk atırımı yapılan bir süreçteyiz. Burada yan branşlara da yeni sponsorların geldiğini görebilecek miyiz? Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Yani iki isimle ilgili, yani Sabitzer'le ilgili hiçbir girişimimiz de olmadı. Listemizde olan oyuncuların hepsi sanki biz görüşüyormuşuz gibi sayılıyor. Bazıları da zaten listemizde değil. O oyuncularla ilgili herhangi bir şey demem çok doğru olmuyor. Yani ben şeffaf iletişime sadece yani strateji anlamı yaparak yapabiliyorum. Diğerini takdir edersiniz ki söylemek çok bizim elimizi zayıflatıcı şeyler ama hani ikisi de tabii ki listede olan şeyler ama bir girişimimiz olan oyuncular değil. Diğer konu da yani biz yine basketbolda da tabii başka bir sponsor olsun diye istiyoruz. Ama yani sonuçta bizim 17 tane branşımız var ve hepsi de tabii ki futbol en üstte oluyor ama başkanımızın da söylediği gibi bu ülkeye olimpiyatları getiren birçok şu an amatör branş diye telaffuz ettiğimiz branşları getiren kulüp Galatasaray. Bunları bambaşka noktalara getirmemiz gerekiyor. Hakeza basketbolda da öyle. Orada da sponsorluk atılımında oralarda da birçok sponsorla görüşmelerimiz de devam ediyor. İnşallah orada da neticeleri alacağız. Son iki soru olsun. Başkanım, Ferhat Kısıltaş, Türkiye Gazetesi. Öncelikle bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum. Benim sorum Erdem Bey'e olacaktı. Bu sponsorluk görüşmesinde Rams Global, Tayland, Kazakistan ve birçok ülkede faaliyet gösterdiği için turizmden ve inşaat sektörüne kadar ilerleyen süreçlerde Galatasaray'ı bu ülkelerde hazırlık maçlarında veya çeşitli farklı projelerde görebilir miyiz? Mesela Real Madrid gibi takımlar Çin'e gidiyorlar, ABD'ye gidiyorlar. İnanılmaz insan nüfusunun yoğun olduğu bölgeler buralar. Buralar Galatasaray için bir gelir kaynağı da olabilir. Bu tarz şeyler konuştunuz mu ileriye yönelik? Bu yeni gelir kaynakları için başka ülkelerde tabii ki birlikte proje
yapılabilir. Yani her türlü gelir modelini kulüpler için geliştirmek lazım ama şimdi zaten başkanım bunu duyar duymaz gereken şeyi yapacaktır. Şimdi aslında senin bu soruyu Galatasaray'ın bu manadaki faaliyetlerini bildiğin için soruyorsun. Biz çok yakın bir tarihte Azerbaycan'ı ziyaret ettik. Karabağ'la bir maç yaptık. Dolayısıyla Galatasaray'ın global bir marka olması, bir dünya marka olması bu dediğiniz manada bütün ülkelerin dikkatini çekiyor. Almanya'dan tutun Azerbaycan'a kadar ülkeler arasında birçok kulüpten bize davetiye gelmiştir. Gelin burada bir maç yapalım. Burada Galatasaray taraftarlarının çok olduğu hep söylenmiştir. Örneğin Bakü'de oynadığımız maçta Olimpiyat stadında 65 bin tane seyirci vardı. Hepsi de Galatasaraylıydı. Aynı şeyi biz Kazakistan'da da yapabiliriz. Çünkü bu iletişim sebebidir. Oralara gittiğimiz zaman yani muazzam ilgi görüyoruz. Hem bir Türk kulübü olarak hem Galatasaray olarak markamızın değeri zaten bütün dünyada bilindiği için eğer öyle bir imkan yaratılırsa ki bir Galatasaraylı, iyi bir Galatasaraylı olarak Devran Bey'den de rica ediyorum. Manada da Galatasaray orada gidip maç yapabilir. Oradaki Galatasaraylılarla buluşabilir. Kaya Bey. Kaya Temel. Bir şey yapacağım. Buyurun bir başkanım. De başkanımın hatırlatmasıyla biz bu sezon içerisinde de inşallah bir Türk Dünyası turnuvası düzenleyeceğiz. Yani Azerbaycan, Kazakistan'dan Türk Dünyası'nın önemli takımları. Evet, Sayın Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı. Onun da anısına da şey yapacağız bu sene. Her sene yani sürdürülebilir bir şekilde her sene bunu gelenekselleştirerek Türk Dünyası zaten bu Türkiye Cumhuriyetler'deki bir oyuncu konusunun öncüsü Galatasaray'dır. Biz bunu her platformda, her federasyon toplantısında her yerde bizzat ben de sürekli bunu dile getirdik. Çünkü bizim bir soy bağımız var. Soy bağımız olan ülkelerle tüm buradaki halkların birbiriyle olan etkileşimi, birbiriyle daha da kaynaşması, bir araya gelmesi spor anlamında bu çok çok kolaylaştırıcı. Ve hani bu mayamız çok sağlam. Onun üstüne o yüzden biz bu konuyu çok önemsiyoruz. Yani spor adına değil sadece ülkemiz adına, memleketimiz adına, Türk coğrafyası adına da önemsiyoruz. O yüzden bu tip işbirliklerini sürekli geliştirmek istiyoruz. Dediğim gibi spor sponsorluk, gelir ve şey anlamında değil. Çok farklı manada bakıyoruz. Ben de hatırlattığınız için onu ilave edeyim dedim başkanım. Son sorumuz Kaya Bey. Kaya Temel, Deli İş Portası. Erdem Bey, toplantıda da zaman zaman telefonla bir transferle alakalı bir gelişme olabilir mi diye bir öngörü sezdim buradan da. Bugün Galatasaray taraftarına bir sürpriz vermek ister misiniz transferle alakalı? Son durum nedir? Bunu öğrenmek istiyorum. Özel olarak ben söyleyeceğim sana. Bizi teşekkür ederim. Orada bazen şey oluyor, cevap vermek gerekiyor. Bir haber bekliyoruz da o yüzden ona bakıyorum. Kusura bakmayın lütfen. Ben genel anlamda transferler. Evet. Şöyle yani dün şey söylendi. Yani bugün yarın işte bitmesini beklediğimiz bir şey var. Transfer var. Şunu da yinelemek istiyorum. Yani bu sene, geçen seneye göre bambaşka. Bunu bu işin içerisinde 30 yıldır olanlar, çok büyük kulüp başkanları, kulüp sahipleri, bildiğimiz hani Premier Lig'deki en büyük kulüplerin sahipleri dahil, buraların sportif direktörleri, Serie A'daki çok önemli takımların, en önemli takımların, değil mi? Herkes, kimisi çok tecrübeli olanlar, 20-30 yıldır böyle bir dönem görmedik diye dün bir yerde söyledim. O yüzden yani çok hassas davranmak zorundayız. Böyle bir liste mevzu da oldu. Şu an gelecek oyuncular zaten ilk maçlarda, yani ilk turdaki şu anki maçta oynayamaz yani. Zaten gelip iki günde oynayabilecek değil ki. Pazartesi zaten iki kişi yazdırabiliyorsun listeye ama dediğim gibi gelecek oyuncular onu değil. Planımızdaki yegane değişiklik zorunluluktan ötürü Icardi konusu oldu. Yani Icardi'nin tutulan uçak bile oraya gitmişti, öyle söyleyeyim.
Yani bu sağlık meselesi olmasa, dolayısıyla işte yaklaşık ne vakit geleceğinin de ne bağlı olarak orada bir 13-14 günlük, 15 günlük bir gecikme olmuş olacak. O da çok çok kardi açısından da çok haklı bir gecikme. Yani çünkü en önemli şey sağlık konusu. Bunun hani ufak bir şey de olmadığı için. Dolayısıyla diğer konuların hepsi doğru düzleminde devam ediyor. O yüzden bir sürpriz yapmak değil, onu sürpriz olunca ancak görebiliriz. Kimseyi heyecanlandırıp, beni de taraftarlarımız o anlamda tavrımızı tanıyor. Böyle umut vaat edip şey yapmayı ben şahsen yani kendimce yapamıyorum, beceremiyorum veya doğru bulmuyorum. Dolayısıyla ama şundan emin olsunlar ki biz bu sene Avrupa'da, Türkiye'de çok büyük hedefleri olan bir kadro oluşturacağız. Bu kadar erken ön eleme oynanan bir dönem olmadı. İlk defa Türkiye maalesef geçmiş dönemlerdeki başkanımızın da değindiği sportif başarısızlıktan ötürü Türk futbolunun bu kadar erken oynuyor. Ama inşallah önümüzdeki dönemde herkes zaten yeni şeyleri görecek. Çok teşekkürler. İşbirliği anlaşmamız sona ermiştir. Katılımınız için teşekkür ediyoruz. Tekrar hayırlı olsun.